Tokat'ta da aynı. Aynı. Aynı ağız, aynı şey. Bak işte sen isnat edeyim. Şimdi teyzelerimiz şöyle okuyorlar. Kaşuki dağlardan aşırdın beni, aşırdın beni. Kuru sevdalara düşürdün beni, düşürdün beni. Diye böyle sonunu uzatıyorlar. Bir de benim Goylisar'dan bir büyüğümden duyduğum söz. Ama bunda biraz tabii kendi yorumunu da katmış. Şöyle okuyor. Goylisar'ın ögnü gırmah. Sular akar barmağah, barmağah, oy oy. Ay mı? Ay mı çaldı goyle gingi sangangara. Gül mü çaldı goyle gingi sangangara. Diye böyle. Gerçekten. Bunlar Allah'ın nur içinde yatırsın. Şimdi tam yere ağzı. Yaşamıyorlar. İzin verirseniz hazır sohbeti açmışken yarın Mevlid Kandili. Buradan ben özellikle Tokat'ımı çok seviyorum. Çünkü Tokat'taki Ehlibeyt sevgisine ben hayranım. Peygamber Efendimiz'in sevgisine hayranım. Yarın Rebiül Evvel ayının 12. günü ve pazarı pazartesiye bağlayan gece Peygamber Efendimiz'in doğum gecesi. Dünyayı efendim şereflendirdiği gün. Ne mutlu ki bizler ona ümmet olmuşuz. Ne mutlu ki onun ümmeti olmakla efendim gurur duymuşuz, onur duymuşuz. Ben tekrar Peygamber Efendimizin doğum günü münasebetiyle Mevlid Kandilinizi kutlarım. Sizin de herkesin teşekkür ederim. Femi Muhsin ağzınızdan. Femi Muhsin temiz demek. Temiz ağzınızdan bir kandil mesajı da sizden alalım. Teşekkür ediyorum, herkesin kandili mübarek olsun. Tüm büyüklerim ve çok küçüklerimin. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Evet, bu arada yine kardeş kanallarımızdan biri olan Ekin TV'de, Ekin Türk TV'de yarın akşam Kandil Özen programına çevirmişler. Normalde böyle Kelkit programı ama hani o güne saygıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saat 10'dan itibaren de orada Erol Aydoğan'ı farklı bir yönüyle tanımış olacaksınız değerli izleyenlerimiz. Sürpriz söylemiyoruz efendim. Orada da yine böyle Ehlibeyt sevgisini efendim peygamber aşkını sevgisini anlatan eserler okuyacağız. İnşallah bütün izleyici kitlemizi de oralara efendim yönlendirmiş olalım. Bu güzellikler yayılsın. Sakarya, Akçakoca'da bulunan Perihan, Berbere ve sizlere efendim selam söylüyorlar. Rukiye Hanım, çok teşekkür ediyoruz Rukiye Hanım. Değerli izleyenlerim, şimdi programımızın bu bölümünde Salih Başkanımızı ben alkışlarınızla tekrar... Başkanım, hoş geldiniz tekrar. Ben şöyle sizin yeri sofrasını almak istiyorum. Şimdi şöyle buyurun siz, mikrofonu da ben size vereyim. Şimdi, yok çıkarma. Allah'ım, şundaki samimiyete bak ya, kurban oldum ya. Ya sen, şimdi değerli başkanım, köyümüzün köy konağı yoktu değil mi Karadere'nin? Karadere'nin köy konağı yoktu, evlerde... Artık var. Evet. Artık köy evet, konağımız şimdi, var. Şimdi var. Çünkü, buyurun sözünüzü kestim ben. Sözümü zaten tamamladınız, şimdi var. Soframız bayağı bereketliymiş. Şimdi, bak. Duygu Hanım, orada mı oturmak istersiniz? Ben sizi yere kıyamam oturtmaya ama çok samimi bir sekmenimiz var burada. Hatta ben kendimle fedakarlık edeyim, minderimi de buna koyayım. Şimdi, başkanım, bize getirdiğin koç için Allah razı olsun. ama bunu kesmem, boşuna hiç yiyeceğim diye heveslenme. Çünkü Tokat'ın nesi meşhur değerli izleyenlerimiz? Sarma. Efendim? Allah'ım bir dakika başkanım geliyorum. Şu
şu şeyi ben alayım önce. Beni takip edin. Bunun adını ben Cemil'e koydum. Cemil'e gel. Nesi meşhur? Kim alacak mikrofonu? Tokat'ın yaprağı ve çemeni meşhur. Yaprağı ve çemeni meşhur. Başka? Ablama verin. Tokat'ın kebabı meşhur. Tokat kebabı. Söylemeyen olmaz. İlla ki oralara götüreceksiniz bizi. Tabii, ne güzel. Sizlere sürprizlerim var. Erol Aydoğan yepyeni Tokat besteleri. İnşallah ikinci albümde sizlerle beraber buluşacak. Alkış yapın da bir kıyamet kopsun şimdi. Evet. Bir selam gel, hemen gönderin. Tüm köylerimin hepsine, gurbettekilerin, köydekilerin hepsine selam söylüyorum. Bana bak, Karadere'de bir tane teyze ne diyor biliyor musun? Şimdi ben, başkanım, hani bana CD izlettirdin ya. Kime kamera tuttuysan, kameraya nasıl bakıyorlar biliyor musun? Ya bu kadar mütevazi insanlar olur mu ya? Ve ne diyor biliyor musun bibim? Diyor ki, buradan selam ederim kanımın değdiği herkese. Vallahi herkese. Ne güzel söz değil mi ya? Ya böyle bir söz var mı? Kanımın değdiği her yere ya. Allah'ım yarabbim. Başka yemek ismi söyleyecek var mı? Dur şimdi, sen söyleme onu. Size sürprizim var. Evet değerli izleyenler, kamera. Cemile neredesin? Yavrum gel. Takip et. Evet. Şimdi ta Tokat'tan, değerli izleyenlerimiz, rahatsız olmayın. Ta Tokat'tan bir misafirimiz var. Tahsin amca hoş geldin. Teşekkür ederim. Ayağa kalktı, bir eli öpeyim şöyle. Yok, rica ederim. Olmaz, Allah'ı seversen. Bir dakika, yok. Ya kurban oldum, bir öpeyim. Ah! Biz küçüklüğümüzü göstereceğiz ki büyükler de büyük olduğunu anlasın. Değil mi izleyenlerimiz? Şimdi sevgili izleyenlerimiz, şimdi ablamız dedi ya, Tokat'ın nesi meşhur? Batı meşhur. İşte o batı Tokat'tan kim getirdi biliyor musun? Tahsin Polat amcamız getirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Duygu ve düşüncelerini alalım Tahsin amca. Buradan selam gönderelim Tokat'a. Tamam, kızım var. Yaklaştı, biraz mikrofonu yaklaştıralım. Kardeşim var. Kardeşiniz, kızınız. Bana selam ederim. Pendik'teki aileme selam ederim. Şu Cemile sağa bakıyor. Bir el salla oraya. Çok teşekkür ediyoruz. Sarılazlar'ın teyzeme selam ederim. Teyzemize selam olsun. Evet. Allah razı olsun. Programın Allah sizleri hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Alkışlıyoruz Tahsin amcayı. Şimdi İbo, şu numarayı bir daha söyle bayım sen, ama kaydeli olsun bayım. Şimdi normalde bunun yatma saati geldi ama Rütük inşallah kapatmaz bizi. Bayım şunu, kaydeli yine olsun. Alan kurtuyla 0216 640 05 66 yallah 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 yallah. Bir de kalk bir de. Allah'ım yarabbim. Değerli izleyenlerimiz, işte gördünüz. Bu programa yaptığımız bir hazırlık yok. Hazırlansan bu kadar tatlı olmaz. Başkanım. Ben size, siz Tokat'tan bu güzel insanları getirdiniz. Ben de size bat getirdim. Ama onun öncesinde tabii... Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz buradan bize, canlı yayınımıza katılan efendim Armağan Sevgi Beyefendi'ye, kırmadı bizi. Evet, Armağan abi kırmaz zaten. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ziyaretine gideceğiz kendisinin. Karadere Köyü Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul'daki ve köye yönelik faaliyetlerinden bize biraz bahsedin. Şimdi İstanbul'daki faaliyetleri bizim toplumumuz genelde dağınık olduğundan dolayı şu ana kadar biz daha yeni olduğumuzdan dolayı pek oturtamadık. Ama ileriye dönük bizim projelerimiz var. Öncelikle bir derneğimizin yer lazım. Derneğimiz şu anda kirada. Köyde mi kira? İstanbul'da mı? İstanbul'daki yeri nerede demiştiniz? Sultanbeyli'nde. Sultanbeyli'nde derneğimiz kirada. Öncelikle derneğimize yer almamız gerekiyor. Yer yapmamız gerekiyor. Evet başkanım. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Ondan sonra da köyümüzün zaten bir
sorunları var. Ben buradan değerli iş adamlarımıza da çağrı yapmak istiyorum. Karadere'nin iş adamlarına. Muhtarımız aradı beni. Az önce unuttum söylemeyi ama. Evet, evet başkanım. Hayri Sevgioğlu muhtarımız. Evet, Hayri Sevgioğlu. Selamlar olsun. Morg soğutucusuna ihtiyaç varmış. 2000 lira değerindeymiş. Bunları Karadere'ye... Ya şu morgdan önce köy konağını yaptıran ya. Köy konağında yaptıracağız sırası. Sıra gelince ya ama... Ya bizim zaten işimiz o. Biz cenazelerde zaten kalabalığız. Ama böyle kültürümüze ve insanımıza hizmet eden yapıların, binaların yapılması noktasında zenginlerimize çok ihtiyaç var. Değerli evet. izleyenlerimiz, halkın cebinde para yok. Ama buradan dernek yöneticilerimize ve sizlere bir acizane tavsiyemiz. Çünkü bizler sahne biraz yüksek ya bizim. Sahneden her şeyi görebiliyoruz. Resminin tamamını okuyabiliyoruz. Zenginlerimizin gönlünü okşayalım. Onların adına yapalım binaları. Mesela bir köy konağı olsun. Adı Armağan Sevgi Köy Konağı olsun. Değil mi Duygu Hanım? Tabii. Evet bence de Armağan abiye yakışır. Yakışır. Onu Armağan abinin takdirine bırakıyoruz ama... Bizim... O zaman ben buradan Armağan abime bir tane bat gönderiyorum. bu Tahsin amca doğru yapıyorum değil mi? Şimdi değerli izleyenlerimiz bu ne yaprağıydı bu? Efendim? Tokat yaprağı tamam. Efendim? Tokat'ın bir de nesi meşhur başkanım? Tokat pekmezi değil mi? Pekmezi var. Pekmezi var. Unuttular, pekmezi geçen var. Girdim bir tane markete ben dedim Tokat ayva suyu istiyorum. Abi dediler yok bulun getirin dedim. Nasıl yok? Gittiler bir marketten aldılar da bana verdiler. Yani şimdi bizler isterken samimi olmalıyız. Değerli halkımız, değerli izleyenlerimiz lütfen bunu sizin için söylüyorum Duygu Hanım. Yöresel etkinliklerinizde, festivallerinizde kendi sanatçınızı talep edin. Kendi sanatçılarınızın marka değerini yükseltin. Çünkü bizim çocuklarımıza, evlatlarımıza Duygu Hanım gibi, Veysel hocamız gibi büyüklerimizden daha güzel örnek olacak kimse yok. Kesinlikle. Kesinlikle yok. Yani o yörenin havasını solumuş, o yörenin ağzıyla konuşan değil mi? O yörenin efendim bir takım değerlerini barındıran insanları sahneye çıkarın. Çünkü sanatçı toplum mühendisidir. Tabii ki çünkü kesinlikle. Çünkü size bakıp hayatını şekillendirecek efendim insanlar olabilir. O yüzden özellikle sizlere çok vazife düşüyor başkanım. Biz kültürümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bunun için 8 Mart hem de Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü'ne denk geliyor. Evet. Orada da gecemiz var. Mutlaka oradaki yapılan geceden tamamen... Ya başkanım çok özür dilerim. Şu ayakkabıyı gösterebilir miyim? Şimdi kültürümüz derken Duygu Hanım'daki inceliği gördünüz mü? Hemen bunu çıkardı değerli büyüklerimiz. Dedi ki ben plaj giyeceğim. Tabii. Çok büyüklüğünüzü gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Artık 50'de plajdan yaparız inşallah. Değerli başkanım. Tabii bizim eller programının zamanı çok kısıldı. İnşallah buradan Mavi Karadeniz televizyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Türkü ağırlıklı bir programda böyle kültürel birkaç söylem olsa buna izin verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha geniş programlarda derneklerimizi daha böyle teferruatlı anarız. Zaten inşallah belgeselimizi Karadere'ye sizin efendim inşallah öncülüğünüzle armağan edeceğiz. Biz irtibatımızı koparmayacağız sanatçılarımızla ve i̇nşallah. Büyüklerimizle beraber. Bu bizler yöremizdeki sanatçı dayanışmasını ve kardeşliğini efendim yayarken sizler de dernek başkanları ve iş adamları olarak üstünüze düşen vazifelerinizi yapacağınız diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ben bir de bugün sanatçılardan bahsettiniz. Bugün sevgili Kıvırcık Ali'nin ölüm yıl dönümü. Bunu, evet. Bunu kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum burada. Başkanım. Şimdi Allah söyletti. Anlam şapkada bir insana bu kadar yakışım. Geldi mi bizim zamanımız? Devam. Şimdi bir de... Başkanım düzelt istersen ben biraz yamuk tattım. Evet. Tatar Ramazan gibi oldun. Dur bir dakika. Şöyle. Tamam başkanım buyur.
Şimdi bir de İslam aleminin tüm kandilini kutluyorum. Kandilini kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizim de, eller fırında rahat ettiniz mi? Beğendiniz çok mi? Çok rahat ettim. Çok samimi buldum. İçten gerçekten. Teşekkür ederiz. Ben çünkü ilk başta biraz heyecan vardı ama. Başkanım sen şimdi heyecanlısın. Onu sıcaklığınızda yendim. Allah razı olsun. Ama bir eksiğim oldu. Buyurun. Onu da unuttum söylemeyi. Ben buradan Sacit Eyüboğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediye Başkanı'na ve değerli Cemevi Başkan'ın hediye sevgiye bizleri buraya otobüslerde taşımamızı sağladıkları için onlara da teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bir de dem alabilir miyim? Dem. Bir taksim gibi bir şey. Efendim. Evet. Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezli'ye de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım benim size bir sürprizim var. Sizin hemen kampanyamıza gideceğiz ama onun öncesinde bizim sazlarımızın sesini aç Erdem'im yavrum. Kurban oldum. Sizin yazdığınız bir şiir benim elime geçti. Ben onu istersen evet, tabii. Sizin yerinizde okuyayım. Evet. Ben Karadere köyünde doğdum büyüdüm. Unutmam mümkün mü Karadere'yi? Tarlasında ekim biçtim. Gözesinden su içtim. Unutmam mümkün mü Karadere'yi? Bizim eli, bizim köyü. Halaylar çekip oynardık düğünlerinde. Çelik çomak oynardık harmanlarında. Az mı odun taşıdık dağlarında? Unutmak mümkün mü Karadere'yi? Bizim eli, bizim köyü. Soğuk sular içtim pınarlarından. Kiren toplardık kale önlerinde. Çok mal davar güttüm sarı çiçek yaylasında, yuva dağında. Unutmam mümkün mü Karadere'yi? Bizim eli, bizim köyü. Bir kar yağardı kışın boran boran. Kızakla kayardık yıkıktan, boyacıdan. Çok kovaladı bizi höllek ile kara oğlan. Unutmam mümkün mü Karadere'yi? Bizim eli, bizim köyü. Sarı çiçek yaylasıdır bizim köyün yazlık yurdu. Dağlarında gezer tilkisi kurdu. Atamın, dedemin, babamın yurdu. Unutmam mümkün mü Karadere'yi? Bizim eli, bizim köyü. Salih Karahan Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, benim ağzımdan şiir böyle çıkıyor. Senin ağzından kampanya nasıl çıkıyor? Allah bilir. Bakalım. Evet, kampanyadan sonra buradayız. Günümüzün en çok kullanılan ürünlerinden birisi olan su arıtma cihazı. Yani artık biliyoruz ki yıllardır her gün televizyonlarda uzmanlar her gün bizi hatırlatıyorlar. Ne diyorlar? Bulaşıcı hastalıkların %75'inden fazlası kullandığımız ve içtiğimiz sulardan kaynaklanıyor diyorlar. Bakın sadece içtiğimiz değil, kullandığımız sulardan da kaynaklanıyor. Çayımızda kullanıyoruz, yemeğimizde kullanıyoruz. Efendim elimizi yüzümüzü yıkarken, dişimizi fırçalarken dahi musluk suyu kullanıyoruz. Yani musluk suyunu ister şehirde olalım, ister büyük şehirde, istersek köyde olalım, tüm yaşadığımız her yerde musluk suyunu kullanıyorsak arıtma cihazından geçirmeden kullanmamız bulaşıcı hastalıkların kapısını açmakta sevgili izleyiciler. Ama haklısınız. Bugüne kadarki su arıtma cihazları hem fiyat olarak çok yüksek hem de çok kaba aletler. Yani tabir yerinde ise çok yer kaplayan ebatlarda ürünler oluyor. Bir de üstelik 1 litre suyu 10 dakikada arıtıyorlar. Yani neredeyse bize işkence çektiriyorlar. Şimdi Solidas %100 Türk malı, 2 yıl resmi garantili ve tam faturalı, bu konuda uzman bir marka, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir su arıtma cihazı geliştirdi ki kullananlar çok iyi bilirler. Yeni sipariş verecek olan izleyiciler de kullanmaya başladıktan sonra bize hak vereceklerdir. Ve bugün bir fark yapacağız. Piyasadaki satış fiyatından, ilgili yerlerdeki satış fiyatından, yarı fiyatından daha düşük fiyata vereceğiz. Bakın söz veriyorum, sözümü de birazdan tutacağım. Nasıl?
bir telefon numaramızı yayınlayacağız. O andan itibaren bir şartımız var. O hattımızı aramanız ya da çağrı yapıp kapatmanız dahi kabul edeceğiz ve bizi arayan ya da çağrı yapan bütün izleyicilerimize ne yapacağız? Yarı fiyatından daha düşük fiyata göndereceğiz ve artık su arıtmak bizim için kolaylık olacak. Damacana sulara ayda 200-250 lira gibi servet ödemeye son vereceğiz. Damacana su kullanmak kötü değil tabii ki iyi ama onların da biliyorsunuz kaç tane firması efendim denetim altına girdi, birçoğu kapandı falan, bir sürü tantanası var tabirindeyse. Ama görmüş olduğunuz solidar cihazınız varsa artık o tip risklere de girmenize gerek kalmayacak. Şimdi siz hazırsanız ben bir yandan ürün özelliklerini anlatmaya devam ederken siz de hattımızı arayıp çağrı yapma şansını yakalamaya çalışın ki piyasada bulunan bu ürüne 249 liraya değil, net söylüyorum, bir kere söylüyorum, şaşıracağınızdan eminim ve bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türk televizyonlarında böyle bir fiyata böyle bir ürün hiçbir zaman verilemeyecektir iddia ediyorum. İddiamın da arkasındayım. Diyor ve daha fazla bekletmiyorum. Sağlığınız için sağlık hafife alınmaz. Lütfen ciddiye alalım. Bu kampanyada çok ciddi bir kampanyadır. 249 liralık ürüne şimdi arayacak olan, hattımıza çağrı yapacak olan tüm izleyicilerimize 39 liraya göndereceğiz. Evet, hazırsanız gelsin numara. 0216 alan koduyla 211-01-0'ın oğlu attı. Hemen arayın, şimdi arayın. 249 liraya değil, 39 liraya. İnanın 4 tane damacana su fiyatına neredeyse, 4 tane 5 tane damacana su alacağınıza bir kere su arıtma cihazı alın ama her markayı almayın. Bunu piyasadaki markalarla kıyaslayın. Ancak karıştırmayın. İsteseniz de karıştıramazsınız. Çünkü bu ürün 100 litrelik suyu 1 saat gibi kısa, rekor bir zaman diliminde arıtma gücüne sahip sevgili izleyiciler. İçerisinde kimyasal katkı maddesi bulundurmayan, vücudumuza zararlı hiçbir madde bulundurmayan ve bu konuda özellikle hassas davranan bir firmadır. Çünkü içinde açık, bunun da kanıtı şudur. Reçine ve karbon, doğada bulunan saf elementler. Karbonu bilirsiniz, uzmanlar da bilirler, sizler de mutlaka araştırmışsınızdır. Bilmeyenler için olabilir, ben de hatırlatayım. Karbon doğada bulunan saf bir elementtir. Tortu, kireç, klor, çamur, bulaşıcı mikroorganizmalar, hastalığa sebebiyet verebilecek ne kadar mikroorganizma varsa birçoğunu üzerinde tutar, suya karıştırmadan sanki membağından kaynaktan akıyormuş gibi lezzetli, saf, kokusuz, temiz, zararsız ve kaliteli, çok kaliteli bir su hem içimine sahip olacaksınız ve lütfen elinizi yüzünüzü yıkarken de dişinizi fırçalarken de bunu kullanın. Bakın kendimizi kandırıyoruz. Biz içmiyoruz ki diyoruz musluk suyundan. Hem içebileceksiniz hem de elimizi yüzümüzü yıkarken de bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebiliyoruz. O yüzden su arıtma cihazını kullanacağız. Haydi bizi şimdi arayın. 0216-211-01-0 nol attı. Arayan ya da çağrı yapan bütün izleyicilerimize 249 liraya değil sadece 39 lira gibi, hani derler ya komik bir rakam oldu, işte öyle de oldu. Kargo dahil 39 liraya. Bakın bu da çok güzel bir avantajdır. Bu ürünün kargocuya sorun fiyatını. Ülkemizin her yerine 25 lira kargo bedeli var. 10 liraya su arıtma cihazı alıyorsunuz. Hala düşünüyorsanız bence sağlığınıza zarar veriyorsunuz demektir. Yazık günah. 0216-211-01-0 attı. Hemen arayın. Şimdi arayın. Kendi sağlığınızı düşünün. Çoluğunuzun çocuğunuzun sağlığını düşünün. Lütfen sağlık için, her şey için, yaşam için. Su bir ihtiyaçtır. İhtiyacımız olan suyu ucuza sahip olalım. Bir başka kampanyada görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hacı Erenler Baklava. Baklava, pasta ve unlu mamullerimizle hizmetinizdeyiz. Ağızlarınıza layık yöresel baklavalar, fıstıklı burma, Antep baklavası, yaş pasta, börek ve poğaça çeşitlerimiz, hijyenik ortamda imal edilen ürünlerimiz, siz değerli misafirlerimizin sofralarına sunulmuştur. Hacı Erenler Baklava, baklavanın piri. Korkayırım burada yaram bir taşın ol. Korkayırım burada yaram bir taşın ol. Thank you.
yarmazca cehennem narında yakmazca. Nereden çıktın soysuz benim karşıma? Çaresiz dertlerini açtın başıma. Kimsesiz yazdırdın kara topraklara yarmazca. Nereden çıktın soysuz, nereden benim karşıma? Çaresiz dertlerine açtın başıma. Kimsesiz yazdırdım mezar taşıma. Kara topraklara sanatçı büyüğümüzü, halk ozanımızı, üstadımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun efendim. Ama kendisinden sonraki gelen nesillere çok güzel değerler bıraktı. Kesinlikle. Yani baktığım zaman böyle nasıl biliyor musunuz? Böyle gördüğünüz zaman böyle hani tabii yanlış bir takım anlatılan, öğretilen şeyler var. Hani baktığınız zaman gerçek bir köylü gibi. Kesinlikle. Ama evet, ama çok doğal. Ama dolu bir köylü. Dolu. Böyle örfüyle, kültürüyle dolu bir büyüğümüz. Toprağı bol olsun. Amin. Şimdi ben değerli izleyenlerimiz, kıymetli konuklarımız, tabii ben sahneyi ve sahneme konuk aldığım misafirimi çok kıskanan bir insanım. Şu anlamda. Her şey güzel olsun. Yani alkışı bol alsın. Kıymeti çok görsün. Değil mi? O anlamda çok böyle programa birden fazla konuk almaktan yana değilim. Hem ben kendimi çok daha iyi ifade edebiliyorum. Hem de
misafirim daha iyi ifade edebiliyor. Evet. Ama teşekkür ederim. En azından ekranlarda kaldığımız süre içerisinde Erol Aydoğan'ın çizgisi bu şekilde olacak. Aynı zamanda da yöresel değerlerimizin ve sanatçılarımızın marka değerinin artırılması noktasında da bir gayretimiz olsun istiyoruz. El birliğiyle sanatçı dayanışmasının ve kardeşliğinin en güzel numunelerini şu ekranlardan bütün dünyaya gösterelim istiyoruz. Rızkı veren Allah. O yüzden kimse kimsenin rızkını elinden alamaz. Ama herkes nasibini yer. Herkes nasibini yer. O zaman nedir bizim derdimiz? Kesinlikle. Değil mi? Biz birbirimizi sevelim. Biz sanatçılar birbirimizi sevelim ki insanlık birbirini sevmeyi öğrensin. Evet. Değil mi? Çünkü sanatçı toplum mühendisi. Sanatçı zaten topluma örnek olması gereken kişilerden bir tanesidir. Evet, biz de o büyüklerin yolundayız. Aşık Veysel'lerin yolundayız, Pir Sultan Abdal'ların yolundayız. Allah ayırmasın bizleri. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli konuklarımız, tabii böyle güzel bir sese ve yorumu arkasında duran önemli bir değer de olsa gerek. Ben ilk defa görüşme ve tanışma şerefine nail oldum. Ben uygun görürseniz alkışlarınızla değerli efendim Veysel Aksoy sanatçı büyüğümü sahneye davet etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk vallahi. Sefalar getirdiniz. Ben bugün hakikaten çok keyif alarak bir program geçirdik. Yani nadir programlardan birisi benim için. Çok yani teşekkür ederiz. Size tanışma şerefine eriştik. Ayrıca Karadere Köyü zaten artık bizim kendi köyümüz. Başkanımıza, arkadaşlara çok teşekkür ederim. Vallahi böyle bakıyorum, o kadar bir otantik güzel bir ortam ki. Çok teşekkür ederim. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Allah için anlayamadık. Evet. Ama ben sizi tebrik ediyorum, sizi kutluyorum. Yani lehçeniz, duruşunuz, çizginiz inşallah bozulmaz. İnşallah. Allah daim etsin. Biz sizi geç bulduk ama tez kaybetmek istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz gene Duygu'nun çok güzel bir albüm hazırladık Duygu'ya. Şu anda televizyonlarımızda yayınlanan klipten bahsediyorsunuz. Evet, güzel. İki tane klip çektik. İkisini de yayınladık. Birisi Kabul Edemem diye bir türkümüzdü. Evet. Onu ilk klibimiz oydu. İkinci klibimizde Meçit Köyü'nün halkına çok teşekkür ederiz. Biz evet. Orada çok büyük destekler oldular. İkinci klibimizi çektik. Evet. Onu düet yapmıştık Duygu'yla beraber. Çok da güzel olmuş. Ben izledim. İnanın böyle ben de bir aile reisi babası olarak ben Allah hani başlasın. Gözyaşlarımı gittim odaya böyle anahtarı kilitledim içeriden çocuklarım görmesin diye. Böyle ağladım. Ama senin duygusallığın yüzüne vurmuş. Çok teşekkür Allah ederim. Allah kurban olayım senin yolunu bahtına açık etsin. Uzun uzun ömür versin hep sana. Hep beraber birbirimizi hiç bırakmayacağız. İnşallah Mesir inşallah. Abim. Alkışlarınızla o güzel klip parçasını evet. Dinliyoruz. Ne oldu, bir aksilik herhalde sanırsam. Sanırım. Şimdi yayuk kaymak bağladı. Vallahi abi. Evet. Yayuk kaymağı bu evet, türküyü ballandırdı. Evet devam ediyoruz. Aynı eser değil mi Erdem'im yavrum? Biraz konuşayım. Değerli izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi ben burada 45 dakikadır sallıyorum bu yayı.
Yağ oldu mu? Yağ çıktı mı? Bunu kaymağa bağladı Vesil abi. Ben giderken kabul edersen size yarım şer kilo bundan olur. Vermek istiyorum Tokat yağısı. Çok değil mi başkanım? Oluruz. Tokat yağısından. İnşallah giderken bununla fetil değil mi? Gözleme, evet, pahaç. Evet. Var mı sizde pahaç var mı? Pahaç olmaz mı? Ya ben o klipte başkanım izledim. Ya hem muhabbet ediyorlar hem de pahaç açıyorlar. Evet. Yanında da türkü söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Bir de amca hanımın az öte gitti ya böyle dirsek. Evet çok çok tatlılar. Allah uzun ömür versin hepsine. Canlı yapabiliyoruz sıkıntı varsa mı? Bunu canlı okuyabiliyor muyuz? Canlı çünkü. Vallahi. Baba. Ben bu vesile kıyamam. Sevgili yönetmenim. Ben okuyayım. Ya bence Vesil de, abi. Bence de. Sen istersen evet. Şuraya seni oturtturayım. Gelin oraya. Yok. Ha, öyle mi? Evet. Birazdan yine alacağım o zaman tamam. Sizi. Ben canlı okusam oluyor mu yönetmenim? 3 dakikam var. 3 dakikamı. Tamam. Adam olana çok çok bile diyor 3 dakika. Tamam. Tamam. Sol hocam uzun hava. Efendim biraz da şöyle Sivas'a doğru uzanalım. Oradan da bizi izleyen kıymetli dostlarımızla. Gözlüm şimdi nerelerdesin? Yerini kimseler dolduramıyor. Dünyanın güzeli de hep benim olsa çirkin yerini kimseler dolduramıyor. Ah ben eller kandıramıyor. Dünyanın güzeli de hep benim olsa çirkin tipsiz, ilezir yerini kimseler dolduramıyor. Ah ben eller kandıramıyor. Güzel türkümüzü Sivas Su Şehri Kaleköy'ünden değerli İbrahim Keleş amcamıza armağan ediyoruz. Bütün Kaleköy'lerine gelsin. İnce bele sırma kemer bağlamış, elde mendil yar halayın başında. Irmak olup nehir nehir çağlamış, al yanaklı sürmeleri kaşında. Görür görmez bende
yaralı, kirpiği oh, kaşı gözü karalı. Hem Sivaslı hem de bizim zaralı. Ben o yarın gözlerine vuruldum. Sanki övüp yaratmış, ah çektirip ne yiğitler ağlatmış. Kim del olmaz o ceylanın peşinde. Görür görmez bende yürek yaralı, kirpiği oh, taşı gözü karalı. Hem Sivaslı hem de bizim oralı. Ben o yarın gözlerine vuruldum. Bir kampanyamız var. Daha sonrasında değerli hocam ve Duygu Hanım'la beraber o güzel düeti dinleyeceğiz inşallah. Ekran başındaki siz değerli izleyenlerimiz, herkese merhaba. Yine güzel kampanya dakikalarını sizler için başlatacağız ama bu seferki kampanyamız diğerlerine hiç benzemiyor. Ürün danışmanım Bülent Bey'i ağırlayacağız yine. Süper fiyattan süper bir kampanya yapacağımızı söyleyelim öncelikle. Bülent Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Özge Hanım. Değerli izleyenlerle bu kampanya paylaşacağız. Hı hı. Müthiş bir kampanya gerçekten. Hani birçok ürünler, birçok cihazlar anlattım ama bu kampanya beni dahi heyecanlandırdıysa izleyicilerimizi gerçekten çok daha yüksek derecede heyecanlandıracaktır. Çünkü her eve lazım, herkese lazım. Çocuğunuza lazım olabilir, kendinize hı hı. lazım olabilir, eşinize lazım olabilir. Her anlamda stres atabileceğiniz, evet. haberlerini takip edebileceğiniz, hı hı. sosyal medyaya bağlanabileceğiniz, ödevlerinizi yapabileceğiniz, oyunlar oynayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir el bilgisayar. Yani tablet bilgisayardan bahsedeceğiz. Süper 4.1 hızında hı hı. Android işletim sistemine sahip olan süpermiş. Mükemmel bir cihaz. Son birazdan, sistem değil mi oluyor bu? Evet, son sistem. Birazdan ben özelliklerini anlatacağım, birkaç özelliğini anlatacağım. Kapasitif ekranı var örneğin. Hı hı. Onun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Hı hı. Ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. O beni en çok heyecanlandıran noktaya geliyorum. Bu tabletler şu ana kadar radyo ve televizyonlarda biliyorsunuz 700-800 liranın altına satılmadı. Evet öyle. Biz şimdi tarihe geçeceğiz. Adımızı belki de altın harflerle tarihe geçireceğiz.
Şu an ekranda görmüş olduğunuz tabletin fiyatı 900 TL iken biz bunu 900 liraya göndermeyeceğiz. Evet. İkiye bölmeyeceğiz. Hı. Üçe bölmeyeceğiz. Dörde bölmeyeceğiz. Daha da indireceğiz. Fiyatını öyle 700'e, 600'e, 500'e, 400'e, 300'e, 200'e değil. Sadece ve sadece. Sıkı durun. Hı. Kargo KDV dahil 159 Türk lirasına göndereceğiz. 2 yıllık da garanti vereceğiz. Ne güzel, 2 ne güzel. 2 yıllık da garanti. 159 liraya kapasitif ekran, full dokunmatik ve Android işletim sistemine sahip olan bu mükemmel tabletimizi sizlere ulaştıracağız sevgili izleyenler. Görüyorsunuz ne kadar hızlı bir dokunmatiğe sahip olduğunu ve birçok da özelliklerini birazdan ben anlatacağım. Ama çift kameralı, çift çekirdekli bu mükemmel 4.1 Android işletim sistemine sahip olan mükemmel tabletimizi 159 liraya satmak için 40 kişi belirleyeceğiz. Hı, yine yani şans. Evet, şanslı ya, 40 şanslı izleyicimiz olacak. Belirlenecek. Şimdi ben numarayı söylüyorum. Çağrı atanlar arasında 40 kişiyi belirleyip bilgisayar bizlere bildirecek. Biz de onları arayacağız. Hazırsak numara geliyor. Valla hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Öyleyse numarayı gönderelim. İşte numaralar geldi. 0216 alan koduyla 211-01-00. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-00. 0216-211-01-00. Şimdi elimde görmüş olduğunuz tabletin en çok kullanacağınız özelliğinden bahsedeceğim. Sevgili izleyenler bakın kapasitif ekran, hızlı dokunmatiğe sahip olan bu mükemmel tabletimizde birçok özellik yüklü. İşte Facebook, Twitter, 3G özelliği var. İşte internete girebiliyorsunuz. Google Play Store özelliği var. Oyunlar zaten yüklü. Instagram özelliği yüklü. İşte bu da kameralar var. Önde arkada kamerası var. Messenger özelliği yüklü. Ama en çok kullanacağınız özellik bilmiyorum gözüküyor mu şurada. Nedir o? Google Play Store. Google Play Store ne işimize yarıyor? Evet. Tam 7000 tane uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz. Oo, süpermiş. İşinize yarayacak süpermiş özellikler zaten yüklü. Evet. Artı örnek veriyorum İstanbul'da oturuyorsunuz. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte uygulamasını indirip yol durumunu öğrenebilirsiniz. Hangi saatte, hangi köprü nasıl? Hani olmayan özellikleri de buradan uygulamadan indirebiliyoruz. Kesinlikle indirebiliyorsunuz. Mesela Google Play Store'da eczanede indirebiliriz. Eczanede indirebilirsiniz, yol durumu indirebilirsiniz, hava durumu indirebilirsiniz. Ay ne güzel. Oyunlar indirebilirsiniz. Hı-hı. En yakın restoranı görebilirsiniz. Televizyon kanallarını, tek tek uygulamalarını indirip ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Hı-hı. Wi-Fi özelliği var, 3G özelliği var ve piyasada 900 TL'ye satılan bu mükemmel tablet 159 lira. Normalde 20 liralık da kargo ücreti var bunun Özge Hanım. Evet, kargo ücreti almadığınız almıyoruz. Dikkatimi çekti yalnız. Yani 20 liralık kargo ücreti düşün ne yapar? Hı hı. 139 lira. Evet. Artı 20 kargo. Hı hı. 159 liraya kapıya adrese teslim fiyatı. Hı hı. Kredi kartlarınıza vade farksız 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil 5 değil 6 taksit imkanı da sunuyorum. Bu mükemmel Android 4.1 işletim sistemine sahip Bauer marka bu mükemmel tablete sadece ve sadece 159 liraya sahip olmak istiyorsanız bakın ne kadar hızlı bir dokunmatiğe sahip olduğunu buradan görüyorsunuz. Kapasitif ekran yani parmak ısısına duyarlı hızlı algılama yani özelliği. Yani yumuşacık böyle dokunmaya yanaştığı zaman evet, da parmağınız hemen işleme geçecek. Dokunmatikler nasıldı? Bayağı bir dokunmanız gerekiyordu. Evet. Parmağınıza bastırmanız gerekiyordu. Şimdi bu özelliği sadece dokunmatiğini kullanabiliyorsunuz. Özge Hanım teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Başka bir kampanyada tekrar izleyenlerimize birlikte olmak ümidiyle. Entaresi al yarım, gözlerim asal yarım. Allah sun ton toni, yiyecek memleketi. Neredeyse alacak, tavuklardan da vergi. Akçabat başından seyret tüm dünyayı. Ah görele görele geçmem konaklarından. Ah görele görele geçmem konaklarından. O benim sevdiğimim öpsem yanaklarından. Yüreğim oldu yara düşündüm kara kara.
Korkayırım buradan da yaram bir taşa dol. Korkayırım buradan da yaram bir taşa dol. Allah sizleri uzun ömür versin. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarınızla Veysel Aksoy. Duygu Hanım,
Bacım sen şunun üstüne durarak iç. Programımızın sonuna tamam. Geldik. İnsan mutlu olduğu yerde nasıl zamanı geçtiğini anlamıyor. Gerçekten öyle. Bizleri bir evladınız olarak bağrınıza bastığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bütün tokatlılar adına çok teşekkür ediyoruz sizlere. Seni oturtayım şöyle. Son sözlerini alacağım. Ve o meşhur elliğimizle bitireceğiz bacım. Evet değerli izleyenlerimiz. Programımızın sonuna geldik. Bu arada Tokat Almus Karadere Yardımlaşma Köyü Derneğimizi bizlerle tanıştıran, hani şu fakir nasıl tanısın ki birisi el vermeyince, Hüseyin Okumuş, Mesudiye Spor Genel Sekreteri, Aşı Fötörlü, kameraman yavrum, Aşı Fötörlü adamı çek. Bu arada Almus Karadere'den bir vatandaşımız geldi, köyüne bir el sallamak istiyor. Ben buradan bir selam gönder. El sallayalım. Çok teşekkür ederim. Peki. İsim Sarı Güler. Efendim? Salih Güler. Salih Güler. Alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Değerli izleyenlerimiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada toplumsal mesajlarımız var. Bu programın bir özelliği de insanlar zenginini bilsin, fakirini bilsin, hastasını bilsin değil mi? Yoksa ki şu ekranların hesabını biz veremeyiz öldükten sonra. Değil mi? Hemen söylüyorum. Öncelikle mutluluklardan başlayalım. 18 Ocak 2014 Cumartesi akşamı Ordu Spor Dayanışma Gecesi var. Adres Vov Otel, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi Bakırköy İstanbul Havaalanı'nın orada Vov Otel'de 18 Ocak'ta bütün ordulular, Ordu Spor'a gönül verenleri bu geceye bekliyoruz. Takımınızın arkasında olun diyoruz. Şunu göstermeyi unuttum. Bu fakir de o akşam o gecedeymiş. Erol Aydan olarak ben de Ordu Spor'un bu güzel gecesinde inşallah sahne alacağım. Bütün hemşerilerimizi oraya bekliyoruz. Anahtar isimli albümümüzden en güzel eserlerimizi orada okuyacağız. Ayrıca 1 Mart 2014 günü Büyük Mesudiye Şöleni Haldun Alagaş'ta yapılacak değerli hemşerilerimiz. 7 ile 11 arasında bütün Mesudiyeli vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi oraya bekliyoruz. Haldun Alagaş Büyük Mesudiye Şöleni için bir mesajımız daha var. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Bosna Hersek'e girdiği zaman değerli izleyenlerimiz bakmış ki bir tane orada... oradaki inananların bir tane mabedi var ve eksik kalmış. Tabii işgal edilen yurtta da kim para verecek de orası tamamlanacak. Padişah demiş ki hemen devlet bütçesinden oraya kaynak aktarın. Oradaki insanlar ibadetinden geri kalmasınlar. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bu hoşgörümüzü bütün yardımlaşmamızı bütün dünyaya yayacağız. Çünkü 8 milyarın buna ihtiyacı var diyoruz. Bir mesajımız da şu olacak. Yarım kalan bir inşaatımız var. Kul Himmet Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin yapmış olduğu Cem Evi ve Kültür Merkezi inşaatı şu an devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Tuğla'ya ihtiyacımız var, demire ihtiyacımız var, çimentoya ihtiyacımız var. Ve sloganımız şu: Tokatlılar ölüsünü gurbette bırakmaz. Sultanbeyli'deki duyarlı iş adamlarımızı ve halkımızı desteğe bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim hemen bir kıta okuyacağım. Çok yoğun istek üzerine ellikle bitireceğiz. Uygun görürseniz. Bir baba türküsü istediler. Ablamızın adı neydi? Gül Beyaz ablamız için babasına armağan edeceğimiz bir türkü olacak. Aynı zamanda bu benim babam isimli türkü arkadaşlar. Solden olur. Masrafı kurtarır. Efendim aynı zamanda
Mesudiye Kale Köyü'nden İbrahim Karakaya, kıymetli büyüğüm için ellerinden öpüyorum kendisinin. Aynı zamanda şu yayı var ya, köy yayı. Bunu yine Maksut Alan Köyü'nden Kemal Çolak büyüğümüz gönderdi. Bu adam benim babam isimli. Türkiye'yi ben kendisine de armağan etmek istiyorum. Hemen tamam. Hazır mı? Evet abi, ver abi. Görmek istiyorum. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, bafradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işi maaşıyla, bu adam benim babam, hey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan, öbürünü açar babam, Allah büyüktür babam, hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan, öbürünü açar babam, Allah büyüktür babam, hey. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz yarım kestim. Niye? Çünkü daha güzel bir ses var burada. İnşallah diğer programda tamamını okurum. Alkışlarınızla Duygu Aksoy demeden önce son sözlerinizi alalım. Teşekkür ediyorum. Çok büyük keyif aldım. Çok umarım bir kusurumuz olmamıştır. Kesinlikle hayır. Çok güzel bir programdı. Nasıl biz ismini anlamadık. Keyif aldık. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Beni tanıyan, tanımayan, herkese, izleyen herkese, ekran başındaki herkese selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın diyorum. Türküyle kalın. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz. Alkışlarınızla Duygu Aksoy. Ellik seviyoruz. Lütfen boş kalmayın. Ellik yapıyoruz. Hadi bakalım.
geçitleri dar mıdır? Geçitleri dar mıdır? Soğadın güzelleri, soğadın yiğitleri. Geçilecek yar mıdır? Geçilecek yar mıdır? Ah ellikten, ellikten su gelir mezarlıktan. Yarime nazar değmiş, besbelli bekarlıktan. Helal! İki kat beni alıyor fırlat, gül yaprağı iki kat beni alıyor fırlat. Bindiksiz çalışırım, yar beni tutsun ırgat. Bindiksiz çalışırım, yar beni tutsun ırgat. Armudun dallarından da tutardan sallanırım. Yar gördüğüm yerde de el olsan canlanırım. Yar gördüğüm yerde de el olsan canlanırım. İkimiz de bir buyruk, cana kıyarlar mola. Sevgili misafirlerimiz, bizim de konuklarımız bugün Erol Aydan'la bizim eller programı. Tokadımızın, almızımızın, Kara Delikleri Derneği'ne ağırladı. Çok teşekkür ederiz bütün halkımıza. Sizleri çok seviyoruz. Sizler de bizi seviyor. Haftaya yine yeni bir derneğimizle beraber olacağız. Bizim eller programı. Buradan uzak yerde, gurbette de olsa sizleri güzel bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Efendim herkese merhabalar. Şimdi öyle bir